Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Windows 8'de akıllı kart bağlayın uyarısı verdiğinde nasıl bu hatadan kurtulacağımızı anlatacağız. Bunun için öncelikle bilgisayarınızı güvenli modda açmanız gerekiyor. Zaten bu hatanın nedeni kullanıcı hesap denetiminin doğru yapılandırılmaması ile alakalı. Veya daha sonradan kurmuş olduğunuz program veya Windows, biliyorsunuz iki farklı hesap türü var Windows 8'de. Birincisi normal yerel hesaplar, diğeri ise online hesaplar, bilgisayara yetki verilmiş. Eğer online hesap kullandığınızda daha sonra bu online hesapta kullandığınız mailin yetkilendirilmesinde bir farklı bir işlev yaptığınızda otomatikman yöneticilik yetkilerini alıyor ve size sıkıntı yaratan akıllı kart bağlayın gibi farklı hatalar veriyor. İlk olarak bilgisayarınızı yeniden başlatıyoruz. BIOS ekranı geldikten sonra F9 ile Windows'u başlatma seçeneklerini getiriyoruz. Burada güvenli modda açmamız gerekiyor bilgisayarımızın. Şu anda çok fazla zaman kaybetmemek için ben direkt internet üzerinden bulduğum güvenli mod ekranını, yani boot options ekranını gösteriyorum size. Böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Tabii Türkçesinde güvenli mod yazacak burada. En üstteki güvenli mod seçeneğini seçiyoruz ve bilgisayarımızı başlatıyoruz. Önemli olan bilgisayarımızı güvenli modda başlatmamız ki bu harici uygulamaları bizim işlevlerimizi etkilemesini engellemek. Güvenli modda açıldığında bilgisayarda iki farklı sizden oturmaşma seçeneği olacak. Kullanıcılardaki bu oturmaşma seçeneğinde sizin normal şu anda kullandığınız oturum modu olacak. Ayrıca bir de administrator oturumu olacak. Admin oturumunu seçmeniz gerekiyor çünkü bu işlemi yapabilmek için bütün tam yetkili bir kullanıcı hesabına ihtiyacımız var. Sizin zaten sorun yaşamanızın sebebi tam yetkili bir kullanıcı hesabına sahip olmamanız. Gelen seçim ekranında, kullanıcı seçim ekranında siz iki farklı ekran gelecek, yani iki farklı oturum gelecek. Biri normal sürekli kullandığınız, diğeri ise administrator oturumu. Zaten ismi de aynı şekilde administrator şeklinde yazacak. Ona tıklayın. Eğer kurulumu siz yapmışsanız zaten şifre %99 yoktur. Eğer şifre de sorabilir. Şifre sorarsa da kurulum sırasında girmiş olduğunuz bir şifre varsa onu girin. Eğer bilgisayar kurulu gelmişse zaten administrator oturumuna şifre koyulmamış demektir. Herhangi bir şifre problemi yaşamayacaksınız. Normal administrator oturumuyla güvenli modu açtıktan sonra denetim masasına giriyoruz ve kullanıcı hesap denetimine gireceğiz. Kullanıcı hesaplarına tıklıyoruz. Burada gelen normal sizin kullanmış olduğunuz hesap gelecek. Bu sıkıntılı bir hesap. Bundan kurtulup yeni bir size hesap açmamız gerekiyor. Bunun için başka bir hesabı yönetim şeklindeki bu seçeneğe tıklıyoruz. İsterseniz burada direkt kendiniz iki farklı hesap olacak. Sizin administrator hesabı benim yerel hesabımda, ikisi bütünleşik olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Siz eğer administrator hesabında bir sıkıntı varsa burada o hesaba tıklayacaksınız. Daha sonra hesap türü değiştirsek mesela tıklayacaksınız. Burada sizin hesabınız West ya da standart durumunda olduğu için sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu yöneticiye çevirdiğiniz zaman hesap türünü tamamlayacaksınız, onaylayacaksınız ve işleminiz bitecek. Çünkü sizin şu anda yani güvenli modda ki oturum açtığınızda farklı bir hesapla oturum açmış oldunuz. Diğer hesabı da yetkilendirerek işlemimiz tamamlamış olunur. Eğer garantiye almak istiyorsanız da hiç bununla uğraşmayın. Direkt yeni bir hesap ekleyin. Geri geliyoruz. Aynı menüde başka bir hesabı yönet sekmesine geliyoruz. Burada bilgisayar ayarlarına yeni kullanıcı ekle seçeneğini seçeceğiz. Tıklıyoruz. Gelen ekranda hesap ekle seçeneği var. Hesap ekleye tıklıyorum. Burada bazı bilgiler istiyor ama hiç bunlarla uğraşmayın. Direkt siz yerel bir hesap yaratın. Yani en alttaki Microsoft hesabı olmadan oturum aç seçeneğini seçin. Burada yeni hesap, yerel hesabı tıklayacaksınız. Daha sonra direkt sizden bir kullanıcı adı isteyecek. Hemen yazalım. Kullanıcı adımı yazdık. İstiyorsanız parola sekmelerinde doldurabilirsiniz. İleri diyorum. Buradaki işareti işaretlemeyin. Son diyorum ve şu anda yerel hesabımız hazır. Tekrar tıklıyorum. Üzerinde düzenleme çıktığı zaman düzenleme sekmesine tıklıyoruz. Burada sizden hesap türü soracak. Buradaki hesap türünü yöneticiye getirin ve tamam tıklayın. Artık yönetici yerel hesabımız teknolojik yardım olarak hazırlandı. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Hesaplardaki açılıştaki hesap sorma ekranında ise teknolojik yardımı seçerek
veya yeni oluşturduğunuz hesabı seçerek oturumunuzu açın. Daha sonra oturum açtıktan sonra tekrar hesaplar sekmesine geri gelin. Geldiğiniz yerde diğer hesabı, eski kullandığınız hesapla belgelerinde veya masa üstünde bir dosyanız varsa direkt onu kopyalayın kendi yeni hesabınızın masa üstüne veya belgelerine. Aldıktan sonra o hesabınızı gelerek hesabı silin. Bu şekilde hesaptan kurtulduğunuz zaman yeni temiz hesabınızla işlemleri aynen istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir problem de yaşamayacaksınız. Bu videoyla ilgili olarak anlatacaklarımız bu kadar. Bu anlatmış olduğumuz yöntemleri denedikten sonra videomuzun altına yorum yazarsanız bunlarla ilgili herhangi bir yeni sıkıntı yaşadığınızda buradan yardımcı olmaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler.